Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Kabımın yapacağı büyük değişiklikle ilgili bazı açıklamalarını okumuştuk arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de demişlerdi ki her ay iki tane hero'ya buff getireceğiz. Yani kasıt şu aslında, yani her hero'ya oturup bufflayacağız değil. Yani ki bence de her hero'yu bufflarsa bu da çok saçma olur. Ama bazı hero'lar gerçekten kapasitesinin çok çok altında arkadaşlar. İnanılmaz derecede altında. Muazzam derece altında. Yani bunlara bir ayar çekmesi lazım. Özellikle Marvel evreniyle eşdeğerli bir şekilde dengelemesi lazım arkadaşlar. Kabımın yaptığı açıklamadan bir tanesi de Magneto'ydu. Dedi ki ben Magneto'yu dedi gereken buff'ı zaten yapacağım dedi. Hatta Magneto'yu öyle bir yapacağım ki adının hakkını verecek. O sebeple bu listeye Magneto'yu koymuyorum arkadaşlar. Sebebi ben. Bu yüzden Magneto'yu koymuyorum ama yorumlarda mutlaka yazacak. Niye Magneto yok, niye Magneto yok diye yazan olacaktı. Zaten onları da yayınlamıyorum. Demek ki videoyu izlememişler arkadaşlar. Başlayalım. Peki hangi karakterler buff'ı ilk hak edenler arkadaşlar? Yani böyle yükseltilmesi gerekenler. Marvel evreninden çok uzaklar arkadaşlar. Evvela kesinlikle Anka kuşu. Yani Anka kuşu Marvel evreninin en güçlü karakteri olan Anka'nın içine girmiş insan versiyonu. Ve izlediğinizde gıdıklayamadığı adam Apokolips'ten tutun da abi alayına gider. Herkesi, evrendeki birçok kişiyi gıdıklamış muazzam bir güç arkadaşlar. Anka kuşu muazzam güçlü. Yani oyunda mutlaka bufflanması lazım. Zaten Anka kuşunun iki temel özelliği var. Birincisi öldükten sonra hemen anına tekrar dirilmesi ki o şu anda oyunda var ve bence gayet güzel. İkinci özelliği de mutlaka ama mutlaka muazzam ötesi bir hasar ver. Yani oyunun en yüksek hasar veren hero'larından birinin olması lazım arkadaşlar. Kesinlikle Anka kuşuna bu özelliğin gelmesi lazım. Aynı zamanda yakma bağışıklığı da olması lazım. Zaten kendi gücünü alevden alan bir karakterin yanması muazzam saçmadır. Yani mutlaka buna bir ayar gelmesi lazım. Yüksek ısıya ulaşabiliyorsa yine bir ani soğuk, ani soğuk bağışıklığı gibi şeylere de gelmesi lazım bence arkadaşlar. Hatta ateşin, hatta yakma etkilerinin Anka kuşunu daha da güçlendirmesi lazım. Mesela yakma yediği zaman üzerine yakma etkisini alsın. Ya yani üzerinde yakma etkisi gözüksün. Onu bir de sağlığa çevirsin. Sağlık bassın veya saldırı gücüne çevirsin. Kesinlikle yapmalı. Bu bir. Devam edelim. Şöyle bir bakalım. Marvel evreninde oldukça güçlü olup da burada o kadar da güçlü olmayan. Mesela bir Carnage. Carnage evet çok yüksek hasarları aslında çıkabiliyor. Ama kullanış itibariyle zor. Yani o hiddetlilerde fazla denk getirmek falan da fiş mekandı. Bence saldırı babında tekrar bir refize edilmesi lazım. Saldırı gücünün aynı zamanda defansının da biliyorsunuz elini kolunu falan çok sağlam zırhlara kalkanlara çevirebilen bir karakter arkadaşlar. Bu yüzden bence Karnınca bir kere daha bir buff gelmesi lazım. Devam edelim. Başka kimler varmış? Yani Cyclops'lardan bir tek gözünden ışın çıkartıyor. Hani Cyclops'lar şöyle bir şey yapabilir. Çıkardığı ışınlar daha etkili olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani daha uzun süre zırh kırabilir. Yakma verebilir falan filan. Cyclops'lara çok bir şey demiyorum. O yüzden geçiyorum. Mesela Deadpool'ların. Ya Deadpool çok kullandığınız bir katil değil ama. Deadpool'lar da bu kadar kolay ölmemeli. Yani bu kadar kolay ölmemeli. Bence ölmeme üzerine bir şeyler yapılması lazım. Yani zaten filmde adam ölümsüz. Kolunu bacağını 88 parçaya kesiyorsun. Gene bir tane parçan tekrar birleşip kendine geliyor. Yani bunu vurgulayabilecek daha güçlü bir şey olması lazım. Böyle dandik dündik sağlık basma değil bence. Onun dışında Iron Man Infinity War'ı biraz saldırı babında iyi yapmaları lazım. Yani bunları geçiyorum. Böyle Anka kuşu gibi farkansız üzerlerinde hiç durmadım. Devam ediyorum. Başka kim var böyle hakikaten güçlendirilmeli? Mesela bir Doktor Strange arkadaşlar. Yani Doktor Strange'de İkinci olarak bahsedebileceğim büyük bir değişikliği hak eden karakter. Doktor Strange'den Marvel evrenin en güçlü karakteri olduğu gibi muazzam yetenekli. Yani tabiri caizse sayısız şekli yani sayısız sayıda diyeyim nasıl bir cümleyse sayısız sayıda arkadaşlar yüksek yetenekleri olan bir karakter. Fakat oyunda 3 tane yetenekle sınırlandırılmış ve bunlar da çok basit. Mesela saldırı gücünü yükseltiyor ama yani çok bir şey fark etmiyorsunuz. Veya sağlık çalıyor ki o hala bug'lı bir türlü düzeltemediler. Kaç ayda düzelttik diyorlar ama düzeltemediler. Onun dışında güç barız olması, rakibi etkisizleştirmesi bunlar çok bence aktif değil. Kesinlikle bunların değişmesi ve oyunun böyle
Hani böyle oyunu domine eden hero'larından kesinlikle bir tanesi olması lazım. Doktor Strange çok çok önemli buff gelmesi bence. Dormammu benim tipine kurban oldu. Tipini senin. Dormammu'nun arkadaşlar kesinlikle kesinlikle buff yemesi lazım. Defans babında fena bir hero olmayabilir. Fakat saldırıda muazzam kötü bir karakter. Böyle müthiş bir güç. Yani filmde izledik, Doktor Strange tek hareketiyle Pertinger edebilen bir karakter. Burada saatlerce adama vuruyoruz ki birazcık sağlığını alabilirim dedi. Daha çok böyle güç barına odaklı bir karakter yapmışlar. Ama kesinlikle saldırısını öyle güçlü yapmalar lazım ki oyunun en iyilerinden biri olması lazım. Yani bu Dormammu abi, boru değil yani. Adamın adı Dormammu. Kesinlikle ama kesinlikle muazzam yüksek bir saldırı gücüne getirmeleri lazım Dormammu'yu. Bu da 3 etti. Bu da 3 etti. Devam ediyorum. Başka baktığımda ya Ebony'ye bir şeyler yaptılar ama abi olmadı be. Ebony, ben bence Ebony de diyeceğim abi. Ben Ebony de diyeceğim. Ben beğenmedim. Defans yapmışlar. Defansa da bir cacık değil. Kusura bakmayın da 5 para etmez abi. Kesinlikle Ebony'nin hakkını vermeleri lazım. Ebony'nin hakkı... Abi film, biz filmde... Ben hep filmde tanıdım abi bu Gundy'yi. Ondan önce adını bir kere duymuşluğum vardı. Neydi bilirsizdi. Filmde o kadar muazzam tek hareketle 3-5 tane karakteri direkt saf dışı yapabilen bir karakter bu kadar da çöp olmamalı. Yazık. Yazık, günah yani. Kesinlikle Ebony'de bir ayar çekilmesi lazım. Devam ediyorum. Bu 4 etti. Başka. Ben Görünmez Kadın'ı beğensem de hala hakkının verilmediğini düşünüyorum abi. Görünmez Kadın da hakkı verilmiyor. Özellikle daha işlevsel babla, belki çok aşırı yüksek hasar değil ama işlevsellik olarak çok çok daha etkili olan. Bir tek görünmezlik muhabbeti var, o da bir işe yaramıyor, kusura bakma da. Görünmezliğin ıskasını gıdıklayan 100 bin tane karakter var. Olmamış kesinlikle ama kesinlikle bunun da daha işlevsel babla bir şeylere etkilemesi lazım. Yani tek başına 90-100 kişiyle kapışan bir karakter, gözünü seveyim abi. Bu kadar da patates olmamalı diyorum. Gümüş sörfçü kesinlikle mahvolmuş durumda. Gümüş sörfçüyü kesinlikle çok yüksek hasar veren, çok işlevsel, çok faaliyetli bir hero'ya hızlıca çevirmeleri lazım. Gümüş sörfçünün hakkı yerden göğe kadar yenmiştir. Dediğim gibi yüksek hasar vermesi, aynı zamanda arka arkaya komboları mesela 7'li, 8'li, 10'lu veya özel hasarların tırırık tırırık diye böyle çok daha serili bir şeyler yapması lazım. Yani atıyorum tek vuruşta belki 50k vurmayacak ama özel saldırıları mesela 10'la gelir. Her darbe 10k, 5k vurur. Oradan bir 50k, 100k arası bir şey çıkartması lazım. Kesinlikle gümüş sörfçü. Kesinlikle bir şey yapmaları lazım. Hayalet sürücü arkadaşlar. Galactus'a tek atıyor. One shot. Yani bakıyor pıt, Galactus yerde. Bu kadar muazzam bir karakter. Oyunda ne yazık ki artık yani çok kötü durumda. Kötü durumda. Kusura bakmayın yani. Şu ya yani şemasında bile Allah aşkına bakın abi, adam ateşten oluşan bir vücudu var ama yakma yiyor. Yani bu ayrı bir saçmalık ve kabamın yüzyıllardır resmen oyuncuların söylediklerini görmezden geldiği bence büyük bir terbiyesizlik. Bu terbiyesizliğin bir an önce kalkması lazım ve yine oyunun inanılmaz etkili. Mesela öyle bir özellik diyorsun ki tek atsın, yani tek atmasa bile teke yakın bir şey atsın. Yani çok güçlü bir karakter. Çok güçlü bir karakter. Kesinlikle hayalet sürücünün de muhakkak değişmesi lazım. Heimdall keza. Yani Heimdall eğer hikayelerini okursanız Odin'le eşit güce sahip. Neredeyse Odin'le eşit güce sahip. Hatta ustalıklarla, kozmik ustalıklara geldiğinizde bakın size. Onu da göstereyim abi. Yani ay gayret. Bak çalışmıyor şu anda. Neyse çalışırsa gösteririm. Aa çalıştı. Hatta ustalıklarda kabamın kendisi bile zamanında Heimdall'ın ne kadar güçlü olduğunu yazmış arkadaşlar. İnşallah açılacak. İnşallah. Açamadık ustalıkları bir türlü. Ayve yedik. Tamam. Şuradan geliyorum. Bak kozmiği tıklıyorum. Kozmik şampiyonlarına Heimdall'ı rakip görme algısıyla doldurarak düşman... Ulan değiştirmişler var ya. Heimdall'a yetişebilmek için falan da burası. Çak çakallara. Ulan aklınız fikriniz çakallığa çalışıyor lan. Çakallığa çalışana kadar adamlığa çalışsın da bir şeyler yapın. Değiştirmişler. Bunu da böylece görmüş olduk ya. Vallahi billahi. Heimdall'ın da keza arkadaşlar kesinlikle çok çok daha güçlü bir saldırı gücünün olması lazım. Kılıcıyla beraber kesinlikle bence bir operasyon yapılmalı Heimdall'a da. Nerede Heimdall'ı çalmışlar? Tamam burada. Hela olmamış abi. Yani tamam yüksek hasar vuruyor ediyor ama
Olmamış abi, o ölümsüzlükle ilgili bir şey. Yani bir tek ölümsüzlük yetmiyor. 3-5 ölümsüzlük lazım. Belki bazı şeylere bağışıklık bile lazım. En azından kanama etkilerini %50 daha az yesin. Zehirleri, işte tüm zayıflatıcıları %50 daha az yesin. Ölümsüzlük anlatacağız abi, boru mu? Ya geldik Hulk'a. Hulk is the patates. Abi yani Hulk'un bu kadar, hani bizde de Hulk var diyoruz ya, bizde de Hulk var diyoruz ya. Allah kahretsin, burada da Hulk var be. Oradaki Hulk farklı, buradaki Hulk çok farklı arkadaşlar, çok farklı. Kesinlikle muazzam yüksek hasara. Yani Hulk'un şöyle bir özelliği var. Sağlığı azaldıkça saldırı gücü yükseliyor. Abi ölen adamı ben ne yapayım? Gözünüzde filmde öyle bir şey var mı? Veya çizgi romanda ölmek üzereyken var mı öyle bir şey abi? Ve sağlık yenilemesi çok muazzam bir karakter. Yani bunda niye sağlık yenilemesi yok? Kesinlikle bu Hulk'u da bomba yapmaları lazım arkadaşlar. Hulk Buster zaten buff geliyor. Ona dediğim bir şey yok. İç savaş muharebi daha iyi olması lazım ya. Daha teknolojik. En azından gerçi her şey iyi ama bir tek saldırı gücü yok. Saldırı gücüne dokunsalar bence fena olmaz. Kang'ı o kadar övdüler ettiler, bir patates değil. Cacık olmuş. Onun dışında ya şu kara panterlerden en azından yeni kara pantere biraz daha kara panterleştirebilirler. Keza karınca adamın, yani bu kadar teknolojik zaman üzerinde oynayabilen bir karakterin bu kadar patatesle vasıfsız olması gerçekten hayal kırıklığı. Kesinlikle karınca adamın da hem defansif babda, özellikle defansif ve işlevsel babda çok çok daha etkili olması lazım. Belki saldırı gücünü çok fazla arttırmazlar ama yani ihtiyacı olan bir şey kesinlikle o arkadaşlar. Başka kim var? Devam ediyorum, bakıyorum böyle. Kingwood adına yakışır bir şey olsaydı iyi olurdu abi. Loki. Abi Loki gözünü seveyim. Yani abidik gubidikler bilmem nesi olan bir Gundi. Yani böyle korunazlık, çakallık, her türlü şerefsizlik bu Gundi'de mevcut. Ama burada hiçbir işe yaramıyor. Yani kendi kendine güç barı dolduruyor da abi bir işe yaramıyor ki. Yani eğer rakibi çok güçlüyse, takviyeler açıyorsa onları çalarak bir şey yapıyor. Ama kendisinin çok aman aman bir numarası yok. Kesinlikle kendine bir numara. Mesela bir ısko özelliği mutlaka gelmesi lazım işlevsel babda. Yine rakibi etkisiz bırakan şeylerin çok fazla olması lazım. Kendisine çok daha fazla ekstra güçler açması lazım. Bence arkadaşlar Loki'ye de bir şey gelmesi lazım. Şöyle baktığımda başka. Mephisto'nun hakkı muazzam yanmış. Muazzam yanmış. Yine Marvel evreninin en güçlü hero'larından bir tanesi. Ama doğru düzgün hasar veremiyor. Ya en azından yakma hasarlarını binli binli. Mesela Doktor Doom nasıl atıyor? Doktor Doom'un yakma hasarı işte normal şartlarda 600'lü vuruyor mesela. 3 tane atıyorsun. 1800, 10 kere 8'e 18.000. Ama sen bunu 60.000'e kadar çıkartabiliyorsun. Abi Doktor Doom yakarken bu kadar veriyor da. Ya yakmaların ateşlerin efendisi olan bu Gundi hiçbir şey yapamıyor ya. Yakma hasarı veriyor. Öyle verecek ki. Yakma etkisi L1'le bir atacak. 5 tane atacak. Her biri 1000'den 10 saniye 50.000 verecek. Abi böyle hasar vermesi lazım bu karakterin. Kesinlikle yakma etkisini mutlaka arttırmaları lazım arkadaşlar. Yine Moon Knight Asgard'daki dövüş şampiyonlarından biri ama biraz daha iyi olabilir. Onun dışında bakıyorum başka bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Belki Rino'ya biraz daha bir saldırı babında biraz daha dirayet verilebilir. Şöyle bakıyorum başka hak eden bir şey var mı? Kesinlikle şampiyonu daha güçlü yapmaları lazım. Şampiyonun yani kadim ve muazzam bir dövüşçü. Yine Marvel'in en güçlülerinden bir tanesi. Ama burada ne yazık ki saldırıda kullanamıyoruz. Defansa koyuyoruz ama ekmek oluyor. Thanos. Thanos'a mutlaka. Yani bu ne ya? Vallahi billahi ya. Bence Venom'un da daha güçlü olması lazım. Venom'u da bir türlü tutturamadılar. Onun dışında var mı bir şey? Bakıyorum. Onun dışında da şu anda bir şey göremiyorum arkadaşlar. Bence ilk olarak bu karakterlere hızlı bir buff yapılması lazım. Tabii ki öncelikle Magneto. Magneto birinci sırada. Mutlaka bu hero'lara buff yapılmalı arkadaşlar. Sizce ilk olarak hangi hero'lara buff yapılmalı? İlk 3, ilk 5 veya ilk 10 hero'nuzu buyurun aşağıya yazın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.